Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun zamandır söylediğimiz e, altın tarafındaki düşüş beklentimiz e, bugün itibariyle gerçekleşmiş gözükmekte. E, biliyorsunuz ons tarafında arkadaşlar e, yukarılardan e, düşüş beklentimiz 1720 kırılımında e, geçerli olacak 1709'lu seviyeler kısadaki gerçekleşmiş e, gözükmekte. ONS altın tarafındaki arkadaşlar e, bugün itibariyle çok dikkatli olsunlar arkadaşlar. ONS altının buradaki 1720 kırılımıyla birlikte ONS altında aşağı yönlü hareketler sertleşebilir. E, görüyorsunuz şurada bir oluşumuz mevcut arkadaşlar. E, bu da 1750 alt mantımız 1580 civarından geçiyor. Ee, bu 1750, 1580 eksi 1580 yaparsak arkadaşlar, e, buradaki farkımız e, 170 civarında. Bunu da 1720'den çıkarttığımız zaman, bunu da çıkartalım arkadaşlar 1720'den. 2021 desek ee, arkadaşlar uzunda ons altında 1550 seviyelere kadar düşüş görebiliriz arkadaşlar bakın çok dikkatli olun şuradaki 1550 1575 seviyesine kadar e, ons altında aşağı yönlü düşüşler yaşayabiliriz fakat bu koşulumuz ne arkadaşlar öncelikle ons altında 1720 1723 Evet şuradaki etiketlerimizi yerleştirelim. Ons altında arkadaşlar bu 1723 1720 aralığında günlük kapanışlar gelmemeye başlarsa arkadaşlar ons altında ilk etapta 1709 ve onun altında da arkadaşlar şuradaki EMA seviyemize kadar bu da takribi 1680 seviyelerinden geçmekte. İlk etapta 1680 seviyesine kadar ons altında geri çekilme görebiliriz. O yüzden ons altında altın tarafındaki arkadaşlar çok dikkatli olsunlar. E, bu 1680'i de aşağı yönlü e, kırılması durumunda arkadaşlar ons altında 1680'in aşağıya kırılmasıyla birlikte 1664 ve 1630'lu seviyelere doğru geri çekilmeler görülmesi muhtemel bugün itibariyle 1720 seviyemiz kırıldı fakat haftalık ve günlük kapanışları takipte kalacağız on altın artık 1720 üzerine çıkamadıkça da arkadaşlar aşağı yönlü hareketler hızlanabilir ve bu düşüş ilk etapta 1687 ve 1687'nin kırılmasıyla birlikte de arkadaşlar 1574 seviyesine kadar da gelebilir. E, ons altın tarafındaki arkadaşlar çok dikkatli olsunlar. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Evet arkadaşlar, gram altında şöyle bir grafimiz vardı. E, biliyorsunuz, e, gram altında da 395'ten beri yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla zaten biliyorsunuz. Bizim kanalımız e, bir al-sat kanalı kesinlikle değil sadece strateji ve sizlere yardımcı olmak bakımından kurulmuş bir kanal ee, burada da ne dedik arkadaşlar bu ee, 395 seviyesinden beri e, bir e, düşüş yönlü beklentimiz mevcuttu İlk etapta altının gram tarafındaki altının 373 seviyesine kadar düşeceği 373'ün de aşağıya kırılması durumunda ilk etapta 366 seviyesinin e, gram altında görülebileceğini bildirmiştik e, gram altında 366 e, bizim için önemli bir seviye arkadaşlar e, yukarıda da artık 371 direnci takibimizde olacak e, bu 371 e, direncinin üstüne çıkılamadığı müddetçe gram altında hareketler 363 seviyesine doğru tekrardan düşüş yönlü takip edilmeli. İlk etapta gram altında 363'ü takip edeceğiz. Fakat yönümüz hala gram altında da 363 seviyesine doğru aşağı yönlü gözükmekte arkadaşlar. Haftalık bazda da grafiğine bakalım. Haftalık bazda evet görüyorsunuz şuradaki Formasyonumuz kırılmış gözüküyor arkadaşlar, aşağı yönlü kırılmış durumda. Haftalık kapanışları da maalesef 374 üzerinde yapamadıkça gram altında da aşağı yönlü hareketler yavaş yavaş 363, 360 seviyesine doğru ilmeleneceğini düşünmekteyim arkadaşlar. E, dolara da bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Dolarda da biliyorsunuz 723 e, civarından sat tavsiyemiz vardı ve hala alt tarafına geçmemiştik. Bunun nedeni de düşen kanalımızı e, takip ediyorduk. Evet arkadaşlar, bu düşen kanalımız hala yukarı yönlü kırılmış değil e, ve bir al sinyali de vermiş değil. E, 670, 669. Evet burada bir e, destek bölgemiz mevcut arkadaşlar. Bu destek bölgemizde aşağı yönlü kırılması durumunda 6.60'lı seviyeler. Evet dolar tl'de de 6.60'lı seviyelere doğru aşağı yönlü beklentimiz hala devam ediyor. Dolar tl'nin de hala al sinyali verebilmesi için takipte kalmamız gereken en güçlü seviyesi. 6.82 üzerinde kapanış şart arkadaşlar. Hatta biraz daha garantiye alırsak 6.84-6.85 civarında bugün itibariyle bir kapanış görmemiz şart. 6.85 üzerinde kapanış göremedikçe. Bakın arkadaşlar, burası çok önemli. E, dolar kurunda da 6.85 üzerinde bir kapanış göremedikçe e, maalesef hala düşüş beklentimiz devam etmekte. Kanalımızın orta bandı 6.70'ten geçmekte. Ee, bakalım bu 6.70 direnç gösterebilecek mi? Fakat 6.70 altında kapanışlar da gelmeye başlarsa e, Dolar da yönde 660'lı seviyelere doğru e, gidecektir. Doların 6.60'a geldiğinde gelirse arkadaşlar gelmesi durumunda e, Buradan tekrar bana hatırlatın bazı arkadaşlar hatırlatıyor sağolsunlar. Çünkü e, birden fazla ürüne baktığımız için hepsini birden takip edemiyoruz. E, yorumların altında da hatırlatma şeklinde bana bildirirseniz ben de ona göre tekrardan grafikleri gözden geçiriyorum. 6.70 önemli diyoruz arkadaşlar. 6.70'de tutunup tutunmayacağı kontrol edilecek, bakılacak doların. 6.70'deki şuradaki sağlam destekte de, e, dolar tutunamazsa eğer günlük kapanışlar yapamazsa tekrardan yönümüz 6.60'da seviyelere kadar e, dolar kurunda da inmesi muhtemel. Haftalık bazda da grafiğine baktığımız zaman e, şu an evet 6.70'li seviyelerin e, kuvvetli bir e, destek olarak görüyoruz ve burayı sıkı takibi alıyoruz arkadaşlar. E, şimdilik altın tarafında söylemek istediklerim bunlardan e, ibaret. Tekrardan uygun gördüğümde bir video yapıp sizi tekrardan bilgilendirmeye çalışırım. Ee, Sizlerde videolarım hoşunuza gidiyorsa e, e, bir beğeni tuşunu kullanıp videolarımın altına bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Hala da kanalımıza abone olmamışlar varsa da çok şey kaybediyorlar. Kendilerine bildireyim. Uçacak kaçacak kesinlikle yok kanalımızda. Ne görüyorsak o yanıltmaca da yok. Sizleri de kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.